Merhaba sevgili dostlar. Bugün yine başka bir başlıkla birlikteyiz. Varislerim var. Spor yapabilir miyim? Evet, ne diyoruz? Atar damarlarımızın aksine toplar damarlarımız pasif organlar. Yani atar damarda olduğu gibi arkadan ittiren bir kalp olmadığı gibi yer çekimine karşı 1-1,5 bir, bir metre yol kat edip kalbe dönmek zorundalar. Peki bu nasıl sağlanıyor? Bunun için 3 tane mekanizmamız var. Bunlardan birincisi arkadan ittiren atar damarlar yani kan. İkincisi nefes alıp vermekle göğüs boşluğunda oluşan negatif basıncın yaptığı vakum etkisi. Ama en güçlü ve en önemlisi ise baldır kasımızın kasılıp gevşemesi yani yaptığımız yürüyüşler. E peki o zaman koşmak çok iyi gelecektir. Bu sorunun cevabı çok net değil. Çünkü kaslarımızın çalışmak için oksijene ihtiyacı var. Bu ihtiyaç istirahat halinde oldukça düşükken biliyorsunuz biz koşmaya başladıkça ya da hareket etmeye başladıkça kalp hızımız artıyor. Yani kaslardan geçen debi artıyor ve oksijen artıyor. Bu sebepten dolayı yaptığımız spor bizim oksijen ihtiyacımızı yani gelen kanı arttıracaktır. Ağır egzersiz durumlarda Bacağa gelen kan artacak ancak eğer bir toplar damar yetmezliğiniz varsa bu şartlarda gelen kan arzu edildiği şekilde geri dönemeyecektir. Dolayısıyla artan sıvı dönemediğinden buradaki basınç artacak. Ödem ve ağrı ile karşı karşıya kalacaksınız. Burada farklı kriterler de var tabi. Ben koştum siz koştunuz o koştu kilomuz aynı değil tempomuz aynı değil, süratimiz aynı değil, oksijen ihtiyacımız aynı değil. Bu paralelde düşündüğümüz zaman buna bir standart getirmek oldukça güç. Evet, baldır kasımız bize lazım diyoruz ama eğer ki toplar damar hastalığı tanısı aldı iseniz burada kabaca da olsa bir sınırlama var. Bu sınırlama nedir? Saatte 4-5 kilometre. Biz her hastamıza spor, özellikle de toplar damar hastalığı olan misafirlerimize mutlaka ve mutlaka her gün yarım saat 45 dakikadan az olmamak üzere bir yürüyüş öneriyoruz. Peki bu yürüyüş, bu da göreceli bir kavram. Evet, burada buna 4-5 kilometre gibi bir sınır getirilmiş. Koşacaksanız da, yürüyecekseniz de eğer tanı konulmuş bir toplar damar hastalığınız var ise 4-5 kilometre. Buna yurt dışı kaynaklar vitrin gezisi ya da alışveriş gezisi, merkezi gezisi adını vermekteler. Bunun yanı sıra eğer ki yürüyüşten çok hoşlanmıyorsanız bisiklete binebilirsiniz. Ya da yüzmek son derece iyi gelecektir. Bunun dışında karın içi basıncını arttıran ağırlık kaldırmak, mekik çekmek ya da belli başlı yoga hareketleri gibi egzersizler toplar damar basıncımızı yükselteceğinden çok fazla önerilmemektedir. Eğer toplar damar yetmezliği tanınız varsa aynı zamanda sizlere spor yapacağınız dönemlerde spor tipi varis çorabı da önermekteyim. Hoşçakalın.